Huzursuzsunuz. Babamın uzun süren hastalığı işlerimizi bozdu. Ben de babamın işini yürütmek istemiyorum. Evet, anlıyoruz bacım. Yani şimdi biz... Evet, düşündüğünüz gibi. Gidebilirsiniz. İleride bir işiniz düşerse yanınızdayız. Sağ olun. Umut kızım. Ne var baba? Çok kötülük ettim. Birçok hayat söndürdüm. Pişmanım. Ölümün nefesi ensemde geziyor. Bu seninle son konuşmam olabilir. Biliyorsun, uzun süren hastalığım servetimizi yedi bitirdi. Önemli değil baba. Bir zamanlar kasırga olan ben, şimdi ölümü bekleyen ve senden başka kimsesi kalmayan zavallı bir mafya babasıyım. Senin yaptığını kimse yapamadı. Sen bir efsanesin. Evet, küllenmekte olan bir efsane. Ya ben onu yeniden ateşlersem? Yapar mısın? İnanayım mı? İnanabilirsin. Yanında olan hep ben değil miydim? Beni sen yetiştirmedin mi? Küçük yaşta ölen abimi hiç arattın mı sana? Aratmadın. Öyleyse inan. Huzur içinde ölebilirim artık. Şu sözümü sakın unutma. Bizim işlerde önemli olan hayatta kalmaktır. Yaşayan insanın her zaman bir şansı vardır. Hep aklını kullan. Hislerine kapılıp sakın kimseye aşık olma. Yoksa hata yaparsın. Biliyorum baba. Ben ölünce bir müddet ortadan kaybol. Kendini unuttur. Yepyeni bir kişilikle ve güçlü olarak çık ortaya. Herkesi şaşırt. Bu şekilde davranırsan mutlaka başarırsın. Yoruldum şimdi. Beni yalnız bırak. Dinlenmek istiyorum. Thank you.
Alo, buyurun. Alo, iyi günler Umut Hanım. Ben Necmi. Babanızla görüşecektim. Kendisi yok, bana söyleyebilir misiniz? Yine de kendisiyle görüşmek isterdim. Ha bana söylemişsiniz, ha babama. Ayrıca babam da gitti. Gitti mi? Nereye? Bunu söyleyemem. Ayrıca sizi de ilgilendirmez. Ama bana bir şey söyleyecekseniz sizi dinlemeye hazırım. Şey, bilmem ki. Uygun olur mu acaba? Olur efendim. Pekala olur. Sizin için önemli olan işinizin halledilmesi değil mi? Elbette öyle Umut Hanım. Öyleyse yeri ve zamanı bildirin, buluşalım. Thank you.
İyi günler. Adım Hüseyin Örnek. Gazeteci Zafer Bey beni burada bekleyecekti. Zafer Bey az önce telefon etti. Birkaç saat gecikeceklermiş ama odanızı da ayırttı. Yemek yiyebileceğim yer var mı? Restorantımız yan tarafta efendim. Hanımefendi, acaba yalnız mısınız? Neden sordunuz? Ben de yalnızım. Yalnızlığımızı yemekte paylaşabilir miyiz? Neden olmasın? Ben Hüseyin Örnek. Ben de Süheyla. Ben rakı istedim. Siz ne alırsınız? Ortama uyarım. Güzel. Şimdi yemeklerimizi ısmarlayabiliriz. İşi bitirecek. Ben de böylelikle bir pislikten daha kurtulmuş olacağım. Evet anladım. Sahil muhabbeti ha? Çok hoşuma gider. Bayılırım. Şerefe. Ne kadar acelecisin. Affedersin. Özür dilerim güzelim. Kabul edildi. Hadi biraları içelim de işimize bakalım. İçelim. Aç iç. İç iç. Ben gittim. Ben gidip biraları getireyim. Bekletme güzelim. Oh,
Nasıl ısınırım elinde? Ne haber deli kız? Ne yapıyorsun bakalım? Ha, iyi misin? Hadi, eyvallah. Ne oldu? Ha, söyle. Ha, elma. Al bakalım çikolatanı. Tamam mı? Hadi. Hey deli kız, keşke herkes senin kadar masum olsa. Merhaba Niyazi. Merhaba abim. Balıkların hazır. Bugünkü nasibim bu kadar Yılmaz abi. Öyle mi? Sağ ol Niyazi, eyvallah. Kısmetin bol olsun. Al şunu bakalım. Al şunu cebine koy. Bereket olsun. Hadi eyvallah. Abi. Bol şanslar. Vay benim güzel kızlarım. Ne tatlı şeysiniz söyle. Ben miyim bu memlekette pislik? İşte banka müdürleri, iş adamları, bürokratlar. Bunların hepsi gazetelerde, televizyonlarda temiz oldukları için mi boy gösteriyorlar? Onların yaptıklarının yanında benimki devrede kulak kalır abi. Bu aşağılık düşüncelerini ve kendini al, defol git evimden. Yalnız bırak ulan beni. Asıl senin düşüncelerin yanlış abi. Namusmuş, şerefmiş, insanlıkmış, hepsi öldü gitti. Devir köşeyi dönme devri. Sen hala milattan önce de oyalanıp duruyorsun. Yıkıl git! Senin çağına tüküreyim ulan! Pislik! Ulan insanlık, namus, şeref, dürüstlük çağla mı ölçülür ulan? Sizin namussuzluğunuzun suçunu neden namuslu, dürüst, şerefli insanlar çeksin? Bana ne insanlardan be? Ben kendime bakarım. Öyle tabii. Sen kimseyi düşünmezsin. Eğer düşünseydin, yaptığın hata yüzünden delirttiğin o kız çöp bidonların içinde olmazdı şimdi, değil mi? Ya ben Necmi Efendi, ha? Ya ben? Senin yüzünden hapiste geçen 10 yılım, kahrımdan yapayalnız ölen annen, bunlara ne diyeceksin? Ben bu 10 yılı sen böyle olasın diye 10 yıl hapishanede mi yattım? Doğru. Bir abilik yaptın, beni kurtardın. Ama şimdi gerçekten başım belada. Gene mi cinayet işledin? Bu iş cinayetten daha kötü abi. Bu
dosyanın ne şekilde olursa olsun bu kadının elinden alınması lazım abi. Hayır, yapamam. Ama yapmazsan geleceğin mahvolur abi. Eğer içeri girersen yaşatmazlar. Şişlerler beni. Oysa sen hapishaneyi bilen adamsın. Bir cinayetten daha içeri girsen ne olur? Hiç merak etme. Krallar gibi bakarım sana. Kabreceğini biliyorum abi. Defol! Bu iş için başka birini bulabilirdim. Buldum da. Ama bulduğum kişi dosyayı geçirince bana vermedi. Bu yüzden de kimseye güvenim kalmadı. Dünyada tek güvendiğim insan sensin. Ne olur bana yardım et abi. Defol dedim sana. Peki abi. Bir dakika. Bir şartla. Nedir? Eğer bulabilirsem dosya bende kalacak. Ama abi, dosya bende kalacak dedim. Peki abi. Başkasına durana kadar sen de dursun. Kim bu adam? Adam değil, kadın. Gazetelerde okumuşsundur. Geçenlerde ölen mafya babasının kızı. Sana onun hakkında tuttuğum dosyayı getireceğim. Hadi bakalım, maskele Yılmaz. Sağ olun.
İyi akşamlar. Ne istiyorsunuz? Arabam bozuldu. Tam villanızın önünde. Bir sizin ışığınız yanıyordu. Telefon edip bir tamirci çağırabilir miyim? Bu saatte sizi içeri alamam. Kendinize başka bir yer arayın. Bir iş üstündeyken hiç beklemediğim bir şey olursa o durumdan mutlaka şüphelen. Başka çarem yok. Buraların yabancısıyım. Arabam da bozuldu. Mutlaka tamirci gerek. Eğer beni içeri almaktan korkuyorsanız siz telefon edin. Ben kimseden korkmam. Gir et telefonunu. Buyurun bakın. Teşekkür ederim. Telefon orada. Telefon rehberiniz nerede? Defterin içinde tamircinin kartı var. İzninizle ateşte yemeğim var. Bakmam gerek. Tabii. Da akıllıymış. Alo, tamirci Mahmut Usta mı? Ha, usta benim arabam bozuldu, gelebilir misiniz? Ha, peki, adresi veriyorum. Adres nedir hanımefendi? Divan Çıkmazı, Ergezer Villaları, numara 2. Aa, Divan Çıkmazı, Ergezer Villaları, numara 2. Bekliyorum, teşekkür ederim. Sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Ben arabada beklerim. İlginize çok teşekkür ediyorum. Rahatsız ettim. İyi geceler. İyi geceler.
niyetini öğrenelim bakalım. Tamirci bir saatten önce gelmez. İsterseniz içeride bekleyin. Hem size kahve de yaparım. Oo, bu durumda kahveye hayır diyemem hanımefendi. Buyurun. Şöyle oturun. Ben de kahveleri yapayım. Zahmet olacak hanımefendi. Sizi iyi karşıladım söylenemez. Böyle davranmakta haklıydınız. Ortalık sapık dolu. Haklısınız. Yalnız bir kadın dikkatli olmalı. Buyurun. Ne iş yapıyorsunuz? Ticaret. Araba alır satarım. Ya siz? Bir işiniz var mı? Hayır, yok. Evli misiniz? Değilim. Hiç de düşünmedim. Ya siz? Karım yıllar önce öldü. Bir daha da evlenmedim. Eşinizi çok mu seviyordunuz? Evet, öyle. Hayret. Tamirciler çabuk geldi. Kahve için çok teşekkürler. İzninizle. Rica ederim. Beyefendi dosyayı en kısa zamanda istiyor. Dedim ya, adam taktım peşine. Dosyayı almamız an meselesi. Ya o da kardeşlik yaparsa ha? Yapmaz. Dosyayı alacak olan abim. En kısa zamanda dosyayı istiyoruz. Anlaşıldı mı? Ben Necmi. Bir saniye. İzninizle unutmayın. Özel bir telefon bekliyordum da. Rica ederim. İki adam gelip beni tehdit ettiler. Senin dediğin gibi zamana bırakamayız bu işi. Hemen hallet. Yoksa dosyada adı geçenler öldürecekler beni.
Şu anda beraberiz. Ayrıntıları konuşamam. Bu kadına sertlik geçmez. Çok akıllı. Beni ilgilendirmez. Ne yaparsan yap, dosyayı al. Daha olmasa öldür. Evlat, bir şeyi unutuyorsun. Ben gerçekten katil değilim. Kimseyi öldüremem. Ben dosyayı kendi usulüme göre alacağım. Yani? Kapattı. Aşağılık koca bunak. Kendini bir şey zannediyor. Kötü haber aldınız galiba. Yo. Sizin düşündüğünüz gibi değil. Hiçbir mesele yok. Bakın ne yapalım. Bu sıkıntılı havayı dağıtmak için arabaya binip biraz dolaşalım. Ne dersiniz? Çok uygun. Hemen kalkalım. Yalnızlıkla hüzün kardeştir. Çoğu zaman kapılır mısınız bu duyguya? Son zamanlarda evet. İyi bilirim yalnızlığı. Tek başına ne ağır bir yüktür. Bence dünyadaki her şey gibi o da paylaşılmalı. Ne dersiniz? Hiçbir yerde yok. Gelmelerini bekleyelim. Başımızda. Anlamadım. Evin bahçesinde iki kişi var saklanıyor. Bu
Evet beyler. Şimdi dışarı çıkın bakalım. Hadi dışarı. Yavaş, ellerinizi göreyim. Söyleyin bakalım, ne istiyorsunuz? Ne istediğimizi bayan biliyor. Bayan söylemediğine göre bilmiyor. O zaman sen söyle. Dosyayı istiyoruz. Ne dosyası? Bayanın elindeki dosyayı. Umut, ne saçmalıyor bu herif? Bilmiyorum, bende dosya falan yok. At silahını, yoksa kızı öldürürüm. Yürü. Bıraksana beni be. Bırak dedim sana. Gel içeri. Bırak beni. Yoksa... Gel içeri. Gir. Gir. Başkaların kaderiyle oynamak insanı aşar. Anladığım kadarıyla o dosya pislik dolu. Evet. O dosyada hiç ummadığımız kişilerin aldıkları rüşvet var. Kısacası açıklandığında yer yerinden oynar. Madem öyle, neden bir medya kuruluşuna gidip de açıklamada bulunmak istemiyorsun? Dünyayı ben düzeltecek değilim. Benim derdim bu dosyayı ele geçirerek kendi hayatımı garantiye almak. Dolayısıyla bazı önemli insanları ele geçirerek onları kullanmak ve büyümek. Sana hiç kurbağa ile ineğin masalını anlattılar mı? Anlatmadılar. Bak ben sana anlatayım. Bir gün bataklıkta bir taşın üstünde güneşlenen kurbağa az ilerisinde otlayan ineği görür. İneğin büyüklüğüne özenir ve hava yutarak şişmeye başlar. Şişer, şişer ve patlar, ölür. Yani bu iş beni aşar mı? Aşar Umut, vazgeç bu sevdadan. Ne yapmalıyım? Dosyayı sahibine ver. Yoksa yaşatmazlar seni. Bunu düşünmem gerek. Düşünme, yap. Kolunu sıyırıp geçmiş. Şanslısın.
Yaptıklarına teşekkür ederim. Söylediklerimi anlamışsındır umarım. Anladım. Dosyayı almak için seni gönderdiler, değil mi? Evet. Ben dosyayı Necmi'den aldım. Necmi benim kardeşim olur. Yani dosyayı sana verince... Sahibine teslim etmiş olacaksın. Necmi, ben abin. Dosya artık bende. Kızı rahat bırakın. Her şey gerçek olmayabilir. Ama yalnızlığım yalan değildi. Kız. Güzel. Kız. Hani benim elmam?
Arabam bozuldu. Tam binamızın önünde. Bir tek sizin ışığınız yanıyor. Telefon edip bir tamirci çağırabilir mi? Karım yıllar önce öldü. Bir daha da asla evlenmedim. Her şey gerçek olmayabilir. Ama yalnızlığım yalan değil. Bayağı özlemişim seni. Biliyor musun? Olmayacak şeyler geldi başımıza. Az kalsın aşık olacaktı. Yoksa oldun mu ne? Yok canım. Meraklanma. Bizimkisi tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış misali. İyi akşamlar. Geç kaldın. Seni dün bekliyordum. Dosyayı almaya geldin değil mi? Evet. Şartımızı biliyorsun. Dosya bende kalacak. Biliyorum. Ama onlar kabul etmiyor abi. Yaşatmazlar seni. Bırak inadı. Ver dosyayı çekeyim gideyim. Ya vermezsem? Başkalarının yapacağını ben yaparım bu sefer. Bu kadar kararlısın demek ki. Evet. Defol buradan. Gitmem. Dosyayı almadan gitmem. Vermiyorum. Vereceksin. Vermiyorum. Ne yaptım deli kız? Değer miydi buna? Haberler. Eski mahkumlardan Yılmaz Öztürk'ün bu sabah savcılığa teslim ettiği bir dosya ortalığı karıştırmıştır. Savcılığın yaptığı açıklamaya göre polis harekete geçirilmiş, dosyada adı geçenlerin çoğu gözaltına alınmaya başlanmıştır. Saat 19 haberlerinde daha geniş açıklamalarda bulunmak üzere yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.